şeyin base olarak, Apex olarak Kovek ile ortak girişim imza törenini gerçekleştirdiniz. Bu işbirliğiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Hedefleriniz neler? Öncelikli olarak teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz programımıza. Özellikle Türkiye ve Çin arasında iki büyük firmanın bugün bir işbirliği sözleşmesini imzaladık. Hamdolsun iki büyük firmanın şu anda güçlerini birleştirerek önümüzdeki 2025, 2026 ve sonraki yıllarda büyük projelerin altyapısının özellikle imza törenini gerçekleştirdik. Son zamanlarda bilhassa yaşanan bir takım ekonomik ve finansal ulaşımdaki zorluklardan ötürü inşallah Kovek firmasının ve SolarApex firmalarının güç birliğiyle daha uygun finansman ve daha kaliteli bir mühendislikle güzel ve büyük projelere hep birlikte imza atacağız. Bunda tabii ki kazanan ülkeler olacak, ülkemiz olacak. Bu yatırımların başta özellikle Türkiye'de var olması ülkemiz açısından çok büyük bir katkı. Tabii bununla beraber bu imzalanan projelerle beraber de projelerde dahil olan birçok tedarikçilerimiz, istihdam alanında oluşmuş olan argümanlarımız aynı zamanda da bilhassa imzalanan Paris Anlaşması ile beraber Enerji Bakanlığı'nın bilhassa açıkladığı yenilenebilir enerji kaynaklarının da hedefe ulaşmasında bizler de bu süreçte katkı vermenin haklı gururunu yaşayacağız. Bu birliktelik sadece firmalara değil, Türkiye'de faaliyetini gösteren birçok holding, birçok şirketin de inşallah önümüzdeki günlerde bu projelere ulaşmasına kolaylık sağlayacak. Dileğimiz ve temennimiz bu birlikteliğin ülkelere, firmalara ve bilhassa da yatırımcılara hayırlar getirmesi, bereket getirmesidir. Peki yeşil ve çevreci projelerle Türkiye ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyorsunuz. Bu hedefleriniz kapsamında hangi projeler yer alacak? Özellikle şimdiye kadar birçok çatı ve arazi GES projelerini hayata geçirmiştik ama bilhassa son zamanlarda Enerji Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu depolamalı güneş enerji santrali projeleri, onun haricinde hibrit projeler, rüzgar, biyogaz ve GES ile beraber, bunun haricinde de YEKA projeleri önümüzdeki günlerde açıklanan bu projelerde hem yatırımcıların kendi projelerini hayata geçirmesine yani 5.1H kapsamındaki projelerin hayata geçmesine aynı zamanda da bu güçten kaynaklanan ESKO modeli ve yap işlet devlet modeliyle de bu projelerin hayata geçmesi şu ana kadar alınan çağrı mektubu diye dile getirdiğimiz izinlerin, kapasitenin fiiliyata ve hayata geçirmesini sağlayacak. İsteğimiz şu, yatırımcılar artık bu projeleri hayata geçirirken önlerinde hiçbir engel kalmasın. Biz bu bütün argümanları hem proje geliştirme sürecinde hem bunların inşası ve mühendislik sürecinde ve özellikle bunlar için ana temelde yer alan finansman kaynaklarının tedariğinde de hep birlikte bir güç birliği yapacağız. Bu birlikteliğin bereketli olması yine de ki tek temennimiz olacak.